أحني صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا وسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler, âli, el, ashab, etbaları, rıdvanullahi aleyhim ecmain, bir cümle mümin mezmen kardeşlerimizden itihal darı baka edenler, rahmetullahi aleyhim ecmain, hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersini dinlenen kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı, bu cami-i şerifi yaptıranların, bu cami-i şerifin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, mezin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfun olan evliya, ulema, sulaha, şüheden, ümminat, tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: El-ulemâ'u mesâbihul ard. Şer'i ilimlere sahip olan din alimleri yeryüzünün kandilleridir. Cehalet karanlıklarını Allah'ın Kur'an ve sünnette olan nurlarıyla aydınlatırlar. Onları her yere yayarlar ve cehalet karanlıklarını aydınlatırlar. Öyle yeryüzünün kandilleridir. Ve hulefâül enbiyâi ve bulundukları devirlerde peygamberlerinin ümmetlerine halifedirler. Peygamberlerin halifeleridirler. Ve varisetî benim mirasçılarımdırlar. Ve varisetül enbiyâi peygamberlerin de mirasçılarıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıraktıkları bilgileri alimler öğrenirler, ümmetlerine aktarırlar. O bilgiler içinde Kur'an-ı Kerim'de zaten peygamberin sünnetleri, Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarıdır, tefsirleridir. O bilgilerin içinde geçmiş peygamberlerle ilgili bilgiler de var. Geçmiş peygamberlerin kavimleriyle olan olaylar da var. Hepsini biliyoruz. Evet. Onlara, onların da mirasçılarıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim, benden evvelki peygamberlerin de mirasçılarıdır diyorlar. O peygamberler ki Allah onları seçmiştir, kendilerine şeriat vermiştir, kitap vermiştir. Evet, kendilerine müstakil şeriat verilenlere Rasul deniyor. Evet, Efendimiz'in seçtiği, hiçbir kimsenin çalışmayla elde edemeyeceği, tamamen Allah'ın seçmesine bağlı olan peygamber, nebi deniyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin keşşaf diyor ki peygamberlerin mirasçıları diyorlar. Evet. Peygamberlerin mirasçıları da niye söyledi bunları? Çünkü diyor şeriat ilim alimleri şeref ve rütbe bakımından onlara çok yakındır. Yakınlıklarından dolayı onun, çünkü nasıl dünyada ölen bir adamın yakınları mirasçı olabiliyorsa
o alimleri de mirasçılarıdır demek suretiyle bu peygamberlere makamlarının şereflerinin onların yakınlığından dolayı mirasçılardır demişlerdir diyor Zemahşeri Keşaf eserinde. Evet. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri vardır. Görevlerini yerine getirmek için insanları doğru yola yönlendirebilmek için Allah onlara insanlara insanların çalışmayla elde edemedikleri şeyleri verir. Harikulade bir taşı bırakırsanız yere düşer. Bu Allah'ın kanunudur. Yer çekim kanunu deniyor buna. Tamam. Sen öyle açıklıyorsun ama o kanunu koyan Allah'tır. Efendim. böyle fiziki kanunları Allah koymuş, düzene koymuş. Bunun aksini yapmak mucizedir. Kurallara aykırı. Evet, taşı bırakırsın yere düşmez. Yukarı atarsın gider. Evet, yere düşmez. Bu bir mucize. Böyle kurallara, fiziki kurallara ters şeyler, ters şeyler mucize. İşte bunları insanlara göstersinler de yanlışlıklardan hidayet ersinler diye böyle mucizeler vermişlerdir. Bu mucizelerden birisi bir melek vasıtasıyla gelen vahiydir. Evet, Allah'tan vahiy ancak peygamberlere gelir. Başka kimselere gelmez. Bu mucizedir. İkincisi, normal işte arz ettiğimiz gibi fiziki kanunlara uymayan harikulade şeylerdir. Evet, ateşin içine atsan yanar. Öyle atar, yanmaz. Mesela mucize. Elden su çıkmaz. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasından 30 bin kişilik Tebük seferine giderken İslam ordusunu yetecek su fışkırmış. Bu bir mucize. Allah'ın lütfu. Evet, böyle Allah onlara insanları doğru yola çekebilmek için bir vahiy yoluyla bir de böyle harikulade şeyler vermek suretiyle onları hidayete ermelerini şey etmiştir. Evet, mesela Asa Musa Aleyhisselam Firavun'dan uğraşmış. Firavun ben Tanrıyım diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki hayır, Yaradan Allah o Tanrı'dır. Hepimiz onun kuluyuz, sen de onun kulusun. Hayır diyor, ben diyor bu kadar milletin ekmeğinin sebebi benim diyor. Ben doyuruyorum diyor. Ben olmasam açlığından ölecekler. aynı şeyi Ebu Cehil de söylemişti. Peygamberimiz peygamberliğini açığa vurduktan sonra benim emrimde kaç yüz kişi çalışıyor. Ben bunlara ekmek vermezsem acından ölecekler. Peygamber olacaksa ben olacağım diyor. Zeka bende var, para bende var, insanlara iyilik eden benim. Muhammed'in kuruşu yok, kimsesi yok. Ona peygamberlerden gelmiş. Öyle söylüyor. Firavun da öyle söylüyor. Bu Mısır ehlini diyor, ben doyuruyorum. Ben olmasam acından ölecekler. Tanrıyım. O da diyor ki hayır. Sen de bizim gibi bir kulsun. Yaradan Allah'tır. Herkes onun kuludur. İşte böyle mücadele sırasında tabii Firavun'un kuvvetli ordusu var, teşkilatı var. Musa Aleyhisselam'a Allah izin vermiş. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bulunduğu yeri terk etmez. Evet, peygamberler o Allah ne emrederse onu yaparlar. Ve izin verince kendisine inananlarla beraber Kızıldeniz'e, Allah'ın emrettiği yere, doğuya gidin diyor. Kızıldeniz'e gelmişler, önünde deniz. Firavun da bunu anlamış, arkasından ordusuyla peşlerine takılmış. Denizin kenarı varınca demişler ki mahvolduk, önümüz deniz, yukarı gitsek yetişecek ordu, atlı, süvari. Efendim Musa Aleyhisselam'a inananlar, yaya kimseler, atım atı yok. O zaman diyor, elki asak, asan koy Musa. Denize kılınca deniz ikiye bölünmüş. Halen o yer belli. Gidince görebilirsiniz. Musa Aleyhisselam asasını koyduğu yer belli. Deniz ikiye bölünmüş, Bismillah. Denizin ortası yol olunca
oradan geçmişler. Firavun da onlar denizin öbür ucuna varınca bakmış ki deniz ikiye bölünmüş. Oradan geçmişler. Marş marş demiş ordusuna, o da denize dalmış. Denizin içine varınca, evet denizin varınca deniz kavuşuvermiş. O zaman Firavun, ben de diyor inandım diyor. Beni İsrail'in inandığı Allah, sana inandım diyor. Evet sen Tanrısın, ben de senin kulunum. Ama herkes ölürken gözü açılır, dikkat ederseniz bir noktaya gözünü diker. O zaman görür gideceği yerlerin olacağı ama ondan sonra artık bu dünya ile ilişkileştirilmiştir. İnanmayan kimse yok ölürken. Kafirler de inanıyor o manzaraları görünce. Ama Firavun da işte o deniz kavuşunca çok zeki adam zaten. Mumyası duruyor piramitlerin şeyinde. Piramitlerden birisinde yatıyor. Ben de inandım demiş ama el ane. Kur'an'da şimdi mi diyor geçti Barun Pazarı süreçlenliği diye. Evet o andaki iman kabul değil. Daha evvel görmeden evvel inanmış olacak. İşte Asa'nın yılana çevrilmesi gibi başka bir zaman mesela şeyle orada denizi ikiye bölmüş. Başka zamanda Firavun şeyleri toplamış. O da toplamış, asaları koymuşlar, yılan olmuşlar falan. Musa Aleyhisselam asasını koyunca onun gösterdiği bütün yılanları yemiş. Adamlar biliyor, sahtekar. Deriden sırık halinde borular yapmışlar, içinde civa doldurmuşlar. Civayı güneşin altına koyunca sıcağa genleşiyor. Genleşince o deri böyle kıvrılıyor. Tabii derinin üstüne göz, ağız filan resmi de yapmışlar. Böyle kıvrılınca hayrette bırakmış. Evet, Efendimiz Musa Efendimiz'e Allah korkma diyor sen bırak asanı. Elki asak, asayı bırakınca hepsini yutmuş. Bildiğin asa. Onlar biliyorlar işlerin sahtekarlık olduğunu. O sihirbazlar inanmışlar. Kur'an'da var bunlar. İnanmışlar. Hepsini öldürmüş Firavun. Size zaten diyor anlaştınız diyor Musa ile daha evvelden. Bu bana bir tuzaktı diyor. Evet onlar öldüreceğiz dese de Firavun biz demişler inandık. Gerçeği görmüşler. Evet efendim işte Asa'nın yılana dönüşmesi bir şeydir. Normalde bir ağaç parçası yılan olur mu? Bir mucizedir. Evet deniz ikiye bölünmüş arz ettiğimiz gibi Kızıldeniz ikiye bölünmüş. Evet ölü diriltilmiş. Ölüler diriltilmiş. Evet. Sonra parmakların arasından peygamberimizin sular fışkırmış. Evet. İşte böyle mucizeleri var peygamberlerin. Allah onlara bunları veriyor. İşte bu peygamberlere miras olunca gerçekten peygamberimiz peygamberlerin izinden giderlerse hangi devirde olursa olsun tabii en peygamber peygamber efendimizin de mirasçısı olan şer'i alimler, gerçek bilgi sahibi iseler, Kur'an'ın ve sünnetin tam istediği şekilde hayat sürdürürlerse, bu mucizelerden onlara da pay verilir. Bunlara biz keramet diyoruz. Evliyanın kerameti diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, Allah'ın sevgisini kazandıkları için mucizede verilen mucizelerin benzeri şeyler. Mucize değil, keramet. Onları da bunlardan verilir. Mirasçı. Yani bilgide mirasçı. Böyle şeylerde de mirasçı. Evet. Şerefli bir şey tabii. Evet. Alimlerden böyle peygamberlere gerçekten mirasçı olanlar peygamberlerin mucizelerinin örneği keramet gösterebilirler. Biz Ehl-i Sünnet itikadında keramet haktır, inanırız. Evet. Onların vücutları, kalpleri nurlanır. Her şey nurlanır. O nurla gerçekler ortaya çıkar ve senin bilemediğin şeyle bilirler. Evet, harikulade şeyler ortaya çıkarlar. Ortaya çıkar. Normal insanlardan görünmeyen şeyler. Alimler böyle peygamberlerin
mirasçılarıdır, benim de mirasçılarımdır, peygamberlerin halifeleridir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ali'den nakledilmiş bu hadis-i şerif, sahih hadistir. El-ulemâ'u ümenâ'ur rusul. Alimler peygamberlerin güvendiği şeriat bilgilerinin, dini bilgilerinin kendine tevdi edildiği güvenilir insanlardır. Güvenilir insanlardır. Öyle olmaları lazım. Öyle olmaları gerekir. Evet, bu itikada dair bilgiler, ibadetlere ait bilgiler, muamelete dair, insanların arasındaki ilişkilere dair bilgileri peygamber ona öğretir, Allah peygambere öğretir, peygamber de insanlara öğretir. Bu ilmiye sahip olanlar, işte bu bilgileri sahip kişilerdir. Peygamberlerin güvendiği kimselerdir, güvendiği kimselerdir. Evet, bu ilme talip olmayı da Allah herkese emretmiştir. Evet, herkes bu kitabı yazan gibi alim olamaz. Evvela kabiliyet meselesi, sonra istek meselesi, sonra herkes böyle kitapla uğraşsa kaybımızı neyle ölçeceğiz? Kumaşı kim yapacak? Karnımızı neyle doyuracak? Ekmeği, yemeği kim yapacak? Burada nasıl vaaz edeceğiz? Soğukta, sıcakta bu binayı yapacak usta nereden bulacağız? Evet, insanlara hizmet olan her şeyde insanlar kabiliyetlerine göre insanlara hizmet edecek sahalarda böyle güzel işler yaparlar. Bunlar da aynı şekilde halka hizmet, Allah'ın kullarına hizmet, hakka ibadettir. Tabii bütün bunların başında Allah'a inanmış olmak, bunları Allah'ın rızasını kazanmak uğruna, nasıl peygamberler Allah'ın emirlerine göre halkı irşad ettilerse, onlara hizmet ettilerse, her konuda bizi uyardılarsa, bu kumaşçı da, binacı da, şu da, hepsi de aynı Allah'ın rızasını kazanmak uğruna, geçimini sürdürmekle beraber bu ana gaye etrafında birleşirler. Bunlar da insanlara hizmet ettikleri için güzel insanlardır. Yanlış yapamazlar öteki alimler gibi. Emin olmalıdırlar. Niyetleri böyle olmalıdır. İnsanlar kötülük yapmamalıdır. Kendine güvenli şeyler olmalı. Mesela nasıl abdest konusunda, namaz konusunda, gusül konusunda, oruç, zekat, hac konusunda alimler Allah'ın, peygamberin emirlerini insana aktarıyorlarsa, öteki konularda da bu sahalarda olanlar insanların yararına olan şeyleri yapmalıdırlar ve aleyhine olan şeyleri yapmamalıdırlar. Bu konuda onları uyarmalıdırlar. Aynı din adamlarının bu konularda yaptığı gibi. Nasıl şer'i ilimlerde itikat, inanç konusunda bilmemiz gereken şeyleri alimler anlatıyorsa, tek aksini yapılınca imandan olunuyorsa, küfre düşülüyorsa, bu çok yanlışsa bunu yapmak, aynı diğer konularda da insanları aldatmak, onların aleyhine olan şeyleri yapmak, bunlar da öylece çok yanlıştır. Evet, evet, bu insanlar hepsi böyle peygamberlerin güvendiği kimselerdir. Yanlış iş yapamazlar. Ala ibadillahi, Allah'ın kulları üzerine insan, yani yanlış yapamazlar. Emin olan kişi kendini inananı aynen yerine getirir. Yanlış işler yapamaz. Ve teziluhum, evet. Evet, şimdi bu beşteni büyüm, bazı hadislerde bunlar böyle ifadeler de var. Yani bunlar Allah'ın, yani insanlara iyilik edenler her sahada, her sahada, yalnız din sahasına değil, her sahada iyilik edenler, bu niyetlerle çalışanlar peygamberlerin şeyleridir, varisleridir. Allah'ın güvendiği kimselerdir. Yanlış yapamazlar. Sen de onlara eziyet etmekten uzak dur. Onları eza edemezsin. Gıybet edemezsin. Onlar hakkında kötü şeyler düzenleyemezsin. Peygamberlere düzenleyemediğin gibi. Evet. Ama ne zaman böyle
ما لم يخالط السلطان بداخل الدنيا. Evet. Bu gibi şeyleri, bilgileri elde eden kimseler dini bilgilerde olsun, diğer bilgilerde olsun, bu maksatlarla bu işlerde çalışmalar gerekirken makamım yükselsin diye idari eline geçiren kimseler yağcılık yaparsa, bu konularda onun dediklerine uyarsa, Allah'ın dediklerini değil de onun dediklerine uyarsa, sultanla düşüp kalkarsa, onların zulmüne ses çıkarmazsa, evet, ve bunlarla hedefi dünya kazanmak olursa, o zaman iş değişir. Böyle yapmadıkları sürece onlar da emin insanlardır, güvenilir insanlardır. Onlar da peygamberin mirasçılarıdırlar. Evet, ama böyle yaparlarsa ve dahil dünya fakat hanur rusule fahzeruhum. Başta din alimleri olmak üzere bu olması gereken çizgide değil de yükselebilmek için baştaki adama yaltaklık ediyorlarsa, diğer konularda da insanlar iyilik edecekken baştaki adamından ona sokulup da yanlış şeyler yapıyorlarsa onlardan sakının. İşte onlar peygamberlere ihanet eden kimselerdir. Emin, güvenilir kimse olmaları gerekir. Böyle yaparlarsa fakat hanur rusul, peygamberlere ihanet etmiş olurlar. Ve fahzeruhum, onlardan uzak durun. Evet, onlardan uzak durun diyor güzel peygamberimiz. Bu hadisi Beyhaki eserinde Deylemi Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. El ulema varasetul enbiya. Bu konuda birkaç hadis var. Evet. El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberin mirasçılarıdır. Miras en yakına intikal ettiği gibi peygamberde en yakınlar bu şekilde alim olan kimselerdir. Önce onlara intikal eder peygamberle verilen şeyler. Yakın yakına böyle, en yakın yoksa ikinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olduğu gibi aynı böyledir. Din işlerinde de böyledir. Evet. Mirasçılarıdır. Evet, bu alimler, din alimleri peygamberlerin mirasçıları. Evet, yuhibbuhum, eğer sırf rızay bari için peygamberin virasçısıyım diyerek asla yanlış çizgide yürümeden, doğruluktan ayrılmadan bu hizmetlerini yerine getirirlerse yuhibbuhum ehlü semai, sema ehli onları sever. Yindir onlar, melaike onları sever. Ve testağfiru lehumül hitanum. Evet, onlara fil bahri, denizdeki balıklar da böyle kimseler rızay bari için, başta şeriat alimleri olmak üzere diğer kimseler de bu maksatlarla hareket ederlerse, sema ehli melekler onları sever, denizdeki balıklar izametu ila yevmil kıyamet, kıyamete kadar, kıyamete kadar bu böyledir diyor, bu kanun böyledir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi şu ışığı icat eden herif büyük hizmet ediyor. Görüyorsunuz, faydalanıyoruz. Bu ışık sayesinde peygamberin emirlerini sizlere aktarıyoruz. Güzel iş yapmış. Ama iman yoksa, hedefi Allah rızası kazanmak değilse, Allah bunun yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmıyor. Dünyada bak, adından bahsediyor, meşhur, zengin oluyor. Dünyada veriyor iyiliğini. İyiliğine, insanlara iyiliğine karşılık, ama iman olmadıysa, yoksa ahirette hiçbir, ebedi alemde hiçbir karşılığını göremiyor. Aynı bunun gibi insanlara iyilik yapan bir şeyler, Allah'ın kullarına iyilik yapanlar Allah'ı memnun ediyor, ama eğer inanmıyorlarsa dünyada karşılığını veriyor, bir şey alamıyorlar kıyamet gününe kadar. Böyle güzel hareket ederse semadaki melekler denizdeki balıklara varıncaya kadar bunları severler ve bunlara dua ederler diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bera bin Azib Hazretlerinden
فالعلماء مناوا الله على خلقهم. Aynı mealde hadisler, alimler yaratıkları üzerinde Allah'ın güvendiği kimselerdir. Kur'an'ı değiştiremezler. Evet, peygamber sünnetini değiştiremezler. Peygamber zaten ne diyor? Benden duyduğunuz bir sözü diyor, Kur'an'a vurun. Kur'an'a uyuyorsa alın. Yoksa reddedin diyor. Peygamber de arz ettiğimiz gibi Kur'an'ı bize açıklıyor. Neden? Peygamber bizim gibi bir insan. Yiyor, içiyor, uyuyor, kalkıyor, yoruluyor. Evlerine çalışıyor, sahabi oluyor. Bizden birisi. Evet, Allah seçmiş. Herkes peygamber olamaz ama bizden birisi. Bizim anlayacağımız şekilde anlatıyor Kur'an'ı. Sözleriyle, davranışlarıyla. Evet, bu alimler de işte Allah'ın emirlerini öğreten peygamberin sünnetlerini öğrenince, evet, yeryüzünde halkın üzerinde Allah'ın güvendiği kimselerdir. Kur'an'a aykırı, peygamber sünnetine aykırı hiçbir şey söyleyemezler. Söylerlerse hain olurlar. Evet, bunun örnekleri görülmüştür. Yakın tarihimizde hafız, çok zeki, çalışkan profesör. Allah şaşırtmasın, bizim bir İmam-ı Azam Hazretlerine tabi olmuşuz. Öyle basit değil. İşte Peygamberimiz zamanında Kur'an vahiy geldikçe sahabeye söylüyor, açıklıyor. Davranışları, sözleriyle yakın Efendimiz duyanlara sahabi deniyor. Sahabiler, ashab, sahabe. Evet, bunları da Allah Kur'an'da övmüş. Aynen Peygamber ne dediyse aynen yapıyorlar. O devir geçmiş, bunları Peygamber görememiş. Bunları görmüş insanlar. Tabiun deniyor. Onları görüp sahabeyi görememiş, tabi-i tabiin dönüyor. Efendimiz diyor ki, bu ümmetin en hayırlısı karni, benim dönemimde olanlardır. Sümellezine yelûnehum, sümellezine yelûnehum, benden sonra gelenler, ben ondan sonra gelenler, 300. Peygamber devrinin 100 yılı, sonra 100 yıl, sonra 100 yıl, en hayırlı insanlar. Ondan sonra, evet, işler karışır diyor. Evet, İran fethedilmiş. Hazreti Ömer zamanında. İran, ateşi tapanların memleketi. Evet. Asırlardır böyle. Hazreti Ömer gitmek istemiş. Sahabe demişler ki, gidemezsin. Çünkü sen gidersen, başkası halife olmak ister, ortalık karışır. Yeryüzünde demokrasiyi uygulayan ilk adam şeydir, Hazreti Ömer'dir. O kadar celalli bir adam, bir sokağa girdiği zaman şeytan kaçıyor korkusundan, celalli. Ama Allah'ın emri bu. Ve emruhum şura beyrehum, müminlerin işi istişareyledir. Halif seçilince resmen seçilmiş. Senin gibi sandığa pusula atmamışlar ama demiş, biri şu, biri şu olsun, şu olsun. Hayır demişler, Ömer gibisi yok. Herkes demiş, tamam, hakikaten Ömer kimse yok. Böyle lafla hepsi birlikte Hazreti Ömer'i halife seçmişler. Seçimle gelmiş. Ondan sonra ben demiş, İran'a gideceğim. En büyük bela oradan geliyor. Demişler ki, hayır gidemezsin. Parlamento diyorsunuz şimdi. Kanun olmasa Cumhurbaşkanı adımını atamaz. O kanuna göre yetki kullanır. Ama ne zaman bu? İslam'dan 1000 sene sonra. Evet, şimdi hava övünüyorlar. Demokrasi bizi icat ettik falan diye. Hayır efendim, yalan. Hazreti Ömer. İtiraf edenler oluyor. Hazreti Ömer bizzat bu demokrasiyi uygulamış. Seçimle gelmiş. Seçimle geldikten sonra gideceğim demiş. Hayır gidemezsin demişler. Meclis bu değil mi? Gidemezsin, kanuna aykırı. Meclis kanun yapmıyor mu? Sen gidersen demişler, biz halife olacağım der. Kan akar. Sen gidemezsin. Peki demiş. İslam'da öyle çünkü. Müslüman ülkesi istişareyledir. Ona istişare etmiş. Hayır demişler. Karar aksine Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş. Orayı fethetmiş. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh iyi fethetmiş ama adamın kaç yüz senedir yaşadığı örf adetler var. Anadolu'da hala da İslam'a uymayan adetler yok mu? Kaç bin sene geçmiş Müslüman olarak. Hala yok, var.
Bir türlü vazgeçmiyor millet. Onlar da Müslüman olmakla beraber adetlerini bırakamıyorlar. Mısır öyle. Firavunların cingene soyu, firavunların soyu. Müslüman olmuş ama adetleri, alıştıkları asırlar da alıştık, adetleriyle beraber Müslüman olmuşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişler ama adetleri atamıyorlar. Alışık, alışmışlar. Aynen böyle başka yerlerden de. Evet, Afrika'ya, güneye, kuzeye, Azerbaycan'a, Hazreti Osman zamanında. Oraların eski adetleri, örfleri İslam'a girmiş. İşte o zaman birine ak dedikleri, öteki yok diyor, ak olur mu, kara diyor. Karma karışık olmuş İslam alemi. O zaman alimler çıkmışlar ki bu yaptığınız yanlıştır, haramdır, günahtır. Öteki hayırdır. Delilini getir. Ayet, hadis, bir kavga, bilimsel kavga. O kendini bilen herkes doğrusu budur diye ortaya çıkmış. En başta 29 tane böyle büyük alim var. Neticede bu 29 tanenin sözünü İslam alemi dinlememiş. Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Şafii, Malik bin Enes, Ahmed bin 4 tanesinde İslam alemi arkasında durmuş. 4 tane mezhep oluşmuş. Hak mezhep diyoruz bunlara. Diğerleri kaybolmuş. Rayına oturmuş. Şimdi muazzam kimmiş? Orta Çağ adamı. İngilizce bilmez, Fransızca bilmez, Almanca bilmez. Ben yıllarca orada durdum, 2-3 dilden imtihan verdim, kazandım. Teknoloji ilerledi diyen profesörler var, ilahiyat profesörleri. Kendileri bir şeyler söylüyor. Böyle adamlardan işte gördük. Evet, Peygamber'in Kur'an'daki emirler diyor, tölbe devesine hitap eder. Çünkü teknoloji gelişti, insanlar çok şey ilerledi. Kur'an'ın ayetlerinden bazıları peygamberin sözüdür. Böyle saçmalayan kimseler gördük. Yani rezil oldular başka da. Ama işte böyle çıkarlar. Evet, böyle çıkarlar. Evet, Allah'ın emirlerinin aleyhine, peygamberin sünnetinin aleyhine onlara uymayan şeyler söylediler mi? Emniyete hıyanet etmiş olurlar, hain olurlar, sonları feci olur, oldu. Bunları gördük. Evet efendim, bu alimler Allah'ın insanlar üzerinde güvendiği kimselerdir. Şeriatı, şeriat demek korkuyor herkes de, Kur'an, sünnet, hadis bunlar dinin emirlerinin, din demek şeriat yahu. Evet, şeriatı korumak uğruna Allah'ın güvendiği kimseler olmalıdır alimler. Böyledirler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cahillerin Allah hakkında, peygamberler hakkında, din hakkında söylediklerini karşı cevap verirler. Yanlış derler, yanlışını ispat ederler. Görevleri budur. Evet, dini tahrif edenlere karşı, evet şimdi dedik ki yanlışları bırakamıyoruz. Boncuk takıyorlar şimdi. Nazar boncuğu diyor. Boncuk nedir lan? Bir maddedir değil mi? Boncuk seni hasta eder mi? Seni korur mu yahu? Nedir boncuk? Şu seni korur mu ya? Bunun gibi bir madde boncuk. Ama bir türlü atamıyorsunuz. Hala nazar boncuğu takıyorsunuz. Bunun dinde yeri yok. Kaç bin sene geçmiş aradan. Hala atamıyoruz. Hala vatandaş arasında nazar boncuğu. İslam'da nazar boncuğu yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınmak var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınmak var. Boncuğa güvenmek yok. Efendim sabahleyin giderken önümden kadın geçti. Hı, işim ters gidiyor. Ulan kadın senin gibi bir insan ya. Ondan ne zarar gelir sana? İşte böyle inançları atamıyorsunuz. Efendim bugün sabahleyin karga öttü. Hı, işlem bozuk. Ya zavallı karga ne kabahatı var? Hala bin senedir atamamışız. Din alimleri Kur'an'ın emirlerini, peygamber sünnetlerini, böyle batıl itikatları yıkma konusunda güvendiği insanlardır. Alimler öyledir diyor. El ulema ümenâullâh alâ halkihi. Allah'ın halkı üzerinde Allah'ın güvendiği kimselerdir. İptal eden tahrifleri şey ederler, bastırırlar. Cahillerin yorumlarına cevap verirler. Cevap verirler.
Evet. Böyle olmalıdırlar. Böyle olmalıdırlar. Dini korumalıdırlar. Kur'an'ı korumalıdırlar. Peygamberin sünnetini korumalıdırlar. Bilmelidirler, yaşamalıdırlar, öğretmelidirler. Din alimi böyle olmalıdır. İşte böyle alimlere siz diyor Allah fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Benim mantığıma göre bu böyle olur. Kimsin lan sen? Allah'ın emri var bak. İşte böyle alimlere soracaksınız. Bu din işi, Allah'ın işi, peygamberin işi böyle mantığıyla değil. Bunları öğrenirsiniz. Zaten mantığa aykırı hiçbir şey yok orada. Benim mantığıma göre deyip yanlış kararlar vermeyeceksiniz. Allah'ın kanunu bu. Ondan dolayı mezhepler var. İslam'da mezhep var diyor şimdi. Çıkıyor da. İlahiyat profesörü var lan işte bak. Fes'elü ehle zikrin küntüm la talemun. Bilmediğinizi ehli zikire sorun. Bak dikkat edin. Yahudi de biliyor. Senden benden iyi biliyor Yahudi. İslam şeriatını. İslam yıkmak için öğrenmiş. Çok zeki adam. Bir boşluk bulsa saldıracak. Onun için senden iyi biliyor. Aa, öyle değil. Bilgi yetmez. Ehli zikir. Tabir çok önemli. İnanacak. İnandığını yaşayacak. Namaz zikirdir. Namaz kılacak. Oruç tutacak. Zikirdir. Ya böyle ehli zikir alimlere sorunuz. Ondan dolayı işte kim? Arz ettiğim gibi böyle 29 taneden çıkmış ben biliyorum diyen ama 25 tanesini elemişler, 4 tanesi kalmış. 4 tane, 4 mezhep imamı onlara tabi olacak. Birinin yoldan gideceksin. Öylelerine soracaksın. Benim mantığıma göre demeyeceksin. Elhamdülillah Türk milleti 926'da Müslüman olmuş. Satuk Burhan Karahanlardan İslam incelemiş. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere ben Müslüman oldum. Siz de Müslüman olun demiş ahalisine. Türkler de başındakilere bağlı millettir. Tamam demişler. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere İslam'a girmişler. Karahanlar döneminde devlet medreselerinde bu okutulmuş. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi. Devletin resmi ideolojisi bu. Selçuklar zamanında da aynı şekilde aynı yoldan gidilmiş. Ehl-i Sünnet itikadından ve Hanefi mezhebi üzerine mesela Melikşah kudretli bir Hakan, Türklerde taassup yok. Resmi ideoloji bu. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi. Ama taassup yok. Melikşah'ın başbakanı, başveziri, Nizamülmülk Şafii imamıdır. Sen öbür mezheptensin diye onu atmamış. Ondaki devlet idare kabiliyeti görünce başbakan yapmış. Biz öyleyiz ama o devirde Bağdat'ta Şafiiler, Hanbeliler Müslüman kabul etmiyor. Savaşıyorlar silahla. Onlar da öyle. Türklere özgü bir şey bu. Toleranslıyız. Buyuz, biz buyuz, Ehl-i Sünnetiz, Hanefiyiz ama Şafiilere bir şey demeyiz. Malikilere bir şey demeyiz. Hanbelilere bir şey demeyiz. Onlar da Müslümandır deriz. Onlar demiyor. Bak savaşıyor. Bir çuval altın vermiş git demiş. Onlara da medrese kuruver. Bunlara da böyle kafa kelle uçurmayla savaşla diyor. Olmaz. Yoksa hepsini gelirim. Hepsinin kellesi ben uçururum. İlim yoluyla savaş. İşte bundan dolayı Maliki'nin şu görüşü üstündür. Şafii'nin görüşü üstündür. Hanefi'nin tamam ilim yoluyla böyle savaşın. Kıyamete kadar böyle devam edecek. Böyle İslam şey bu. Ha bu konuda ben en büyük alimim. Ben en çok taraftarı olan. Yok 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 yok. Tek düşünce Allah'ın güvendiği, Resulullah'ın güvendiği, lütfettiği bir İslam alimiyim. Derdim Allah'ın emirlerini, peygamber sünnetlerini insanlara yaymak. Gece gündüz bunun için çalışıyorum. Bu niyetle çalışacak. Hayatında hiçbir şeyden korkmayacak. İmam-ı Azam Hazretleri çok seviliyormuş. Halk tarafından hiç kuruş almıyor. Kendisi talep oku diyor. Alim yetiştiriyor. Ticari ortağı var. Mantık İmam-ı Azam'dan. Adam dükkanda bekliyor. Parayı kazanıyorlar. Geçimini sağlıyor. Halk çok seviyor. Zamanın halifesi yanlış işler yapıyor. İmam-ı Azam Hazretleri o da benden
O da benim beni sevenlerden dedirtmek için başka da yapacağım seni diyor. Gel diyor yanıma. Hayır diyor. Gelmem. İlle geleceksin diyor. Gelmem. Çünkü yanına alacak bak Ebu Hanife gibi adam bile beni seviyor diye halkı siyasi maksadı. Ben diyor kadılık yapamam deyince yalan söylüyorsun diyor. Halife. Abbasi halifesi. Yalan söyleyen kadı olamaz. Şeriatın Allah'ın emri böyledir. Peygamberin böyledir. Benim kadılık yapamayacağım sen söyledin. Yalan söylüyorsun dedim. Koskoca halife yalan söyler mi? Yalan söylüyorsun dedim. Bana yalancı dedin. Benim yalancı olduğumu kadılık yapamayacağım sen söyledin deyince cevap bulamıyor. Atın hapse diyor. Hapiste kırbaçlayarak evet. Her gün kırbaçlayarak şehit ediyorlar. Buna rağmen gene kabul etmiyor. Ama şimdi öyle hocalar, ben Diyanet İşleri Başkanı olayım, en yüksek makam geleyim, mesela varsa yani. Ama onlar değil, öyle değil. Evet, peygamberin mirasçıları, Allah'ın güvendiği İslam alimi sırf rıza-i bari için yaşar, onun için insanlara Allah'ın emirlerini, peygamber sünnetlerini açıklar, bu uğurda hiçbir şeyden sakınmaz, hayatını ortaya koyar, doğruluktan asla ayrılmaz. Yavuz biliyorsunuz çok sert bir adam. Allah razı olsun o sertlik sayesinde eğer Yavuz olmasaydı hepimiz İranlı gibi Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e ana avrat sövecektik. Hala sövüyorlar. 10 Muharrem'de, Necef'te, Kerbela'da o dur dedi. O sayede kurtulabildik. Allah ondan razı olsun. Çok sert adam. Zembilli Ali Efendi, ben imamlık mezun yaptığım caminin dibindeydi türbesi. Böyle demiş ki, yanlış yapıyorsun Padişah Hazretleri demiş. Hoca demiş, sen Molla Kut demiş, bu iş benim işim. Benim birinci işim senin gibi zalimleri doğrultmak demiş. Kelle hiç düşünmüyor, ben öldürür demiyor ki Yavuz öyle bir adam. Hemen kelleyi vurduruyor. Evet. Sina Çölü'nü geçtiği zaman rüyasında Efendimiz demiş ki Sina Çölü'nü geçir. Dünyada hiç Sina Çölü'nü geçen asker yok, ordu yok. Güneye inecek, deniz kenarından gelecek. Mısır'a gidiyor fethetmeye. Sina Çölü'nü geçirmek kimse geçemediği için Memlük Sultanı onların geleceği yere hazırlanmış. Öteki de Türkiye'den gidiyor, Suriye'den geçiyor. Yorulgun argın rüyasında Efendimiz demiş ki Sina Çölü'nden geç evladım demiş Yavuz Sultan sen askeri. O peygambere öyle bağlı. Öyle olmasa rüyasına gelir mi? Başveziri demiş ki efendim dünyada hiç Sina Çölü'nü geçen yok. Burun kellesini vurun demiş. Kellesini uçurmuş. Neden? Ona azıcık yumuşak davransa hepsi isyan edecek. Çünkü mantığa aykırı. Dünyada hiç Sina Çölü'nü geçen yok. Bütün kumandanına isyan edecek. Aykırı. Onun için sert davranın. Burun kellesini demiş. Öyle deyince ölsek bu yurda ölelim demişler. Sina Çölü'nde bir tane asker telef olmadan öteki buraya bakıp durur. Arkasına varmış kıpırdamayın demiş. Hiç kan dökülmeden peygamber sözünü dinlediği için o. Böyle bir Yavuz. Ama işte bu Allah peygambere öyle bağlı Yavuz. Zembilli Ali Efendi hoca senin için demiş Molla Okut bak sen ona bak. Benim birinci görevim dedim senin gibi zalimleri düzeltmek. Kelleyi hiç düşünmüyor. Öyle deyince tamam hocam diyor. Arif hürmetleri derim senin dediğin için. Böyle de sultan evet. Onun için Yavuz. Öyle hoca işte. İşte böyle. Evet İmam-ı Azam da hapiste şehit olmuş. İmam Şafii de öyle. Diğerleri de öyle yani bu büyükler. Hep böyle ilmi uğruna hayatını hiçe saymış. Sadece doğru bildiğini söylemiş. Kur'an'da böyledir, hadiste böyledir. Böyle olmalıdır. Allah'ın güvendiği kimseler olmalıdır. Asla başka düşüncelere kapılmamalıdır. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Böyle bir ilim yetiştirmek de bizim görevimizdir. Şimdi ona dair hadisler de gelecek zaten. El ilmi farizatun ala kulli muslimin ve muslimah.
Her Müslümana ilmi öğrenmek farzdır. Buraya namaz kıldın şimdi. Namaz kılmak için abdest almak lazım. Abdestin kuralları var. Bilgi değil mi bak? Bu bilgi olmasa abdest yok. Abdest yok. İstediğin kadar yat kalk. Namaz olur mu? Namazın da kuralları var. İftida tekbirini alacaksın. İmamdan evvel olmayacak ha. İmam daha başlamadan Allah-u Ekber diye yolun daha imam yok. İmam uydum diyorsun daha imam yok. Kural, kanun. Kurallarına uyacaksın. Bu bilgi değil mi bak? Bu bilgi olmasa ibadet yok, bir şey yok. Evet, bütün Müslümanlara zaruri bilgiler öğrenmek farz ama bu konuda derinleşmek farz-ı kifaye. Herkes bu kitabı yazmaya kalksa, dediğim gibi elbiseyi kim yapacak? Şunu kim yapacak? Masayı kim yapacak? Değil mi? İnsanlara hizmet de ana gaye. Allah'ın rızası olmak kaydıyla hepsi hizmet, hepsi Allah'ın rızasını kazandıran şeyler. Ama alimler de böyle koltuk için yukarıya yükseleyim diye şu bu maksat olmayacak. Allah'ın güvendiği kimselerdir. Böyle alimlere soracaksınız. Kendiniz karar vermeyeceksiniz. Herkes bunu bilemez. Ama şimdi tam bunun tersine. Suriye'de çöpçüye soruyorum ben. Benim mantığıma göre şöyle diyor. Ola çöpçülerin alt tarafı. Tahsili olsa mühendis olur, doktor olur değil mi? Çöpçü olmuş, tahsili mahsili yok. Ama benim mantığıma göre diyor, din kavminde karar veriyor. Ben denemek için soruyorum. Memura soruyorum. Benim mantığıma göre kimsin lan sen? Sen kimsin? İşte gördüğünüz halini. Mısır'da böyle, Irak'ta böyle. 63 yılında Irak'ta gördüm bu manzarayı. Bu devlet yıkılır dedim. İşte ne oldu, ne hale geldi. Elhamdülillah bizim vatanımızda dediğim gibi Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar hep bu yolda böyle medreselerde resmi ideoloji olarak Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi hepsi bir inanç üzerine birleşmişler. Uygulamada birleşmişler. Kahire'de öğlen namazı kıldım. İkisi kavga etti namaz kılanın. Namazın oldu olmadı. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ben ayırdım. Camide kavga ediyorlar. Elhamdülillah bizim memlekette olmaz. Neden? 1000 senedir Ehl-i Sünnet Hanefi öğretilmiş. Bir bayram namazı gelen adam da kuzu kuzu iller gider. Böyle bir birlik var. Pratikte birlik, itikatta birlik. Muazzam atalarımız güzel yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Orada o yok. Karma karışık. Karma karşı olunca da işte Yahudi onların arasına adam buluyorsa bir şey ediyor, darmadağınık hepsini yok ediyor, yok ne çalışıyor. Evet, yani bu iş böyle. Yani dediğim gibi bir millet Müslüman olunca hemen yürümüş alınmış Müslüman olmuyor. Adetlerini bırakamıyor. Hala biz dedim ya boncuktan şeyi bekliyoruz. Çocuğa nazar değmesin diye boncuktuk ya. Boncuk ne şeysi olur. Allah'a sığınsana sen yahu. Çocuğun hasta olmaması, nazar değmesin. Erkek çocuğu uavizuhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma arak. Erkek çocuğun sığındırma duası bu. Boncuk değil. Kız çocuğu ise uavizuhu bi kelimatillahi tammati min şerri. Peygamberin duası var, öğretmiş. Hiç onu bilmiyor. Boncuk takıyor buraya. Bilmem şu takıyor buraya. Evet. Bunlar işte bilgisizlikten darmadı. İşte İslam alimleri Allah'ın rızasını güden, peygamberin izinden gidenler Allah'ın güvendiği kimselerdir. Onlar olduğu gibi aktarırlar. Eksiksiz, fazlasız. Ve ma aleyna illel bela. Tebliğ. Din gören şey bu. Bu adam görevi bu. Oturmuş. Ehl-i Sünnet itikadında ona göre peygamberin hadislerini bir Müslüman hayatında nasıl hareket ederse Kur'an'a uygun yaşar. Peygamber sünnetine uyar. Öyle bir güzel Müslüman olur. Oturmuş. Bu kitabı yazmış. Bize de alim okuyun demiş. İşte böyle bir tane değil. Böyle alimler Allah'ın asla aksi şeyler yapamazlar. Hain olurlar. Sonra da felaket başlarına gelir. Çok var böyle örnekleri. Evet öyle diyor güzel peygamberimiz. Yine Efendimiz buyuruyor ki el ulema'u kadetün. Alimler kılavuzdur. Böyle alimler. Bir şey söyledi mi? Bu benim mantığıma uymuyor. Sılan. Senin doktorluğuna bak, mühendisliğine bak. Mimarsan mimarlığına bak. Ticaretse ticaretine bak.
bu iş bu. Herkesin ihtisas sahası var. Böyle alimler varsa tamam hocam, baş üstüne diyeceksin. Alimler kılavuzdur. Böyle alimler. Böyle alimler kılavuzdur. Peygamber söylüyor. Evet. Kade, kaid kelimesinin, kılavuz, kumandan kelimesinin insanlar rehberlik eden kimselerin adıdır. Kaid. Efendimiz de kaidu rakbul enbiya vel murselin. Bütün nebilerin, rasullerin kumandanıdır, kılavuzudur. Kumandanıdır. Elhamdülillah biz de öyle bir kaidu rakbul enbiya'nın ümmetiyiz. Ne büyük şeref, ne büyük şeref. Alimler işte böyle peygamberin sünnetini yaşayan, Kur'an'ın emirlerini öğrenip öğreten kimseler, kendisine uyulması gereken, peşinden gidilmesi gereken kimselerdir. Kılavuzdurlar. Benim mantığıma uygun deyip de fırt delik dondan bilmem ne çıkar gibi şakın yanlış şeyler yapma. Arz ettiğim gibi İmam-ı Azam dil bilmez ortaçağ adamı deyip de saçmalayan hafız, profesör arkadaşlar gördük. Ama rezil oldular gittiler. Allah rezil etti onları. Ortalığı karıştırdılar gittiler. Hatta Hafız Hikmet'in hocasının yanında varmış. Onun hafız o arkadaş. Hafızı yattı başka bir hocasının yanına varmış. O hoca da bunun bu sapık fikirlerini bildiği için beddua etmiş hafızı yaptığı hocaya. Benim hocama ne beddua etsin? Sen demedin mi demiş. Dünyada okunan şeyler ölülere faydası yok demedin mi? Onu söylemek için söylüyor bunu hoca. Çünkü öyle diyordu. Dünyada okunan hani üç iflas bir Fatiha okuyun ölümlerinize var ya, cenazeye gittiğiniz zaman kabire bir Fatiha, 11 ihlas, 11 sayı okudunuz mu adam bilir diyor peygamberimiz. Üç ihlas okursun bir Kur'an hatim etmiş ki sevap bağışlarsınız. Ama 11 okursanız o sizi bilir, bilir diyor. O okuyacağına şey etmiş ona. Sen dedin mi? O arkadan okunanın faydası yok mu? Sen değil mi? Demiş. Bazı bunu söyletmek için. Böyle saçmalayan şeylerdi. Defoldu gitti. Evet efendim. Böyle değil. Kur'an'ın emirlerinden ayrılmayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri önemsiz, bunlar değersiz demeyen asla. Hangi sünneti olursa olsun dinin parçasıdır. Din bir bütündür. Mesela farz kıldığınızdan sonra yanınızdaki yer değişin diyor. Bırak hocam bunları ya deme arkadaşım. Peygamber söylediyse dinde yeri var. Lüzumsuz şey söyler mi peygamber ya? Siz diyor farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Yer değiştirmekten aciz misiniz? Bu peygamber sünneti. Bu hocam bunları bırak bu kadar. Teferruat deme lan. Peygamber sünneti teferruat olmaz. İnsan, Müslüman kişiliğin oluşmasında bu teferruat dediğin şeyler oluşturuyor insanı. Evet, mesela işte camiye girerken sağ ayağıyla gir, besmeleyle gir, çıkarken sol ayağıyla gir. Mesela bunlar da peygamberin sünneti. Bırak hocam bu kadar teferruat, teferruat değil demesek, deme. Peygamber sünneti bunlar ya. Ha şimdi öyle çok var da, evet öyle değil. Peygamber sünnetlerini başta diyeceksin. Yüzümsüz saymayacaksın. Adam olacaksan, dost doğru yol bulacaksan böyle. Ha işte böyle alimler uyulması gereken kılavuzlardır diyor güzel peygamberimiz. Böyle alimler vel müttekûne sâde. Evet, Allah'ın haramlarından sakınan takva sahibi kimseler insanların şereflileridir. Evet, insanların şereflileridir. Ve mücalisühüm ziyade. Evet, böyle alimlerle, takva sahibi kimselerle oturmak insanın dinini kuvvetlendirir, imanını artırır. Evet, imanını kuvvetlendirir. Evet, dinin kuvvetini artırır. Bunlarla oturun kalkın. Alimlerle, ilminle amil, arz ettiğimiz ölçülerde alimlerle,
haramları dikkat eden müttakilerle oturun, bunlar sizin ilminizi artırır, onlarla düşük kalkın, diyor Efendimiz Hazreti Enes'ten. El ulema'u, alimler selasetün, evet, alimler üç sınıftır. Raculun aşe bihinnas, evet, birisi, insanlar onun sayesinde kurtuldular. Raculun aşe bihi ennasu, bir kısım alim, evet, insanlar o sayede kendilerini kurtardılar, ona uydular, kurtuldular. Ve aşe bi ilmihi, evet, onun ilmiyle yaşadılar, öğrettiler, vaazını dinlediler. Ve raculun aşe bihi nas ve ehleke nefsehu, bir alim de vardır, insanlar ondan yararlandı ama kendini helak etti, kendini helak etti. Yani söylediğini yaşamadı, ilmiyle amil alim değil, söylediğini uyanlar kurtuldu ama kendisi söylediği halde لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, Allah diyor, yapmadınız niye söylüyorsunuz, hocalara söylüyor. Şimdi oh, bize taş yok diyorsunuz ama siz de evlisiniz, karınızın hocasısınız, oğlunuzun kızı hocasısınız. Biz nasıl hoca, adımız hoca olduğu için bütün Müslümanlara bir şey öğretmek zorundaysak, sen de hanımına, oğluna, kızına dini, diyaneti, haramı öyle öğretmek zorundasın arkadaş. Sen kurtulamazsın bu işi. Evet. Yani şimdi birisi var, böyle hem yaşadı, insanlar onun sayı yaşadı, o da ilmiyle yaşadı, kurtuldu. Ama birisi var, insanlar kurtuldu, kendisi yapmadı söylediklerini. Evet, şimdi uçakta geliyoruz. Karı koca, kadın maşallah, neden öylesi, hemen orada şeyi buldu. Kur'an okudu geldi, o önündeki şeyi de koltuğun arkasında gösteriyor ya. Oradan Kur'an okudu geldi, herife baktım ben, tam Cidde'den İstanbul'a kadar film seyretti geldi. Evet, hanımının hocası olacak halbuki. Evet, karısının böyle oldu, onu geçindiğine göre demek ki Müslüman adam ama hep film seyretti geldi. Baktım ben de arkadan görüyorum. Evet, bir alim var, öğretti ama kendisi ilmiyle amil olmadı, kendini helak etti. Ve raculun aşe bi ilmihi ve lem ya'iş bihi gayrun. Evet, bir adam var, alim, ilmiyle yaşadı ama başkası şey etmedi. Neden? Öğretmedi. Alim olmuş, kimseye faydası olmamış. İlmiyle gitmiş kabristana. Sorumlu, neden öğretmedin? Bildiğini öğretmeyenler çok zor hesap verecek. Aynı bu öyle, böyle üç sınıftır diyor. Evet. Birinci sınıf olan hem bilir hem öğretendir. İkinci sınıf olan öğrenmiş, insanlar onu amel etmiş ilmiyle ama kendisi amel etmemiş. Üçüncü sınıf, ilmiyle kendisi amel etmiş, insanlara öğretmemiş. Ondan böyle insanlar, üç grup olur bunlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifte böyle nakletmişler. Allah onlardan şimdi son hadisi okuyorum efendim. El ilmü dâlletül mü'min haysü vecedehu ahazehu. Evet, şimdi çok kullanılan bir söz bu. Hadis-i şerif. İlim müminin yitik malıdır. Kim de nerede bulursa alır. Öyle diyor Efendimiz. El ilmü dâlletül mü'min haysü vecedehu ahazehu. Nerede bulursa alır. Evet, gavurlardan ilim alabiliriz. Akıl akıldan üstündür, değil mi efendim? Biz de öyle aynı hocadan okuyoruz, 3-4 kişisiyiz. Aynı şeyler söylüyor, öğretiyor ama senin kabiliyetin farklı, seninki farklı. Bir şey okurken, o da profesör, bu da profesör. Oku bakalım diyoruz, bir yeri yakalayamıyor.
Sen diyor şurası ne? Aha diyor. Sen de yakalayamıyorsun. İnsanların aklı farklı. Aa diyorsun, farkına. Yani herkes her şeyi bilemiyor. Senin bilmediğin öteki biliyor. Onun için vefaka küllezi ilmin alim. Her bilenin üstünde bir ilimde daha üstün biri vardır. Hiç ben en yükseğim diye havalanma. Böyle ol. Aa, ilmin tıvazı içinde ol, öğren. Bilmediğin şey olabilir, doğrudur. Şimdi İslam'ın esası. Başka ayetlerle beraber yorum yapacağız hadis-i şerifi. Çok kullanılıyor da onun için yorumuna gireceğim. Evet. Hikmet, ilim, müminin yetik malıdır. Kim de bulursa, nerede bulursa alır. Komünistten de alır, dinsizden de alır. Doğru. Evet. Şu adam yavursa alacağız, faydalı. Bunun gibi. Ama ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şüheda alen nas. Ümmeti Muhammed bütün insanların örneği olacak diyor Allah. Biz sizi öyle yarattık. Ne konusunda diye var mı bir bağlayıcı madde, yok mu? Var mı orada? Hayır. Yalnız dinde değil, tıpta, teknikte, ne diyeyim, inşaatta, ne varsa yani insanlara gerekli olan ilimlerde ümmeti Muhammed bir numara olacak. Biz sizi böyle yarattık. Vasat ümmet, herkesin hayranlıkla böyle ağzını açıp baktığı örnek millet demek. Allah'ın emri bu. Eğer böyle olamıyorsak namazımızdan başka bu soruya da muhatap olacağız. Niye çalışmadınız? Abbasiler bunu yapmış. Dünyanın etrafını bulmuşlar, şumuşla bulmuşlar. Osmanlılar böyle Fatih topu icat etmiş. Ama bize Ermeni usta diyor. Ermeni ustanın hiçbir dahli yok. Sadece kaynakçı o. Proje Fatih'indir. Evet, mesela o bulmuş. Bugün sen ilim Amerika'daysa gideceksin alacaksın. Rusya'da gidip alacaksın ama bu ayeti düşüneceksin. Aldığını da aynı gavura tabi olamazsın. Allah hesap soracak. Neden sen bir numara olman gerekirken ondan gittin aldın diye. Aldıktan sonra bir adımda sen götüreceksin ileriye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinde bile böyle yapmış. Medine-i Münevvere gelmiş. 10 Muharrem'de oruç tutuyorlar Yahudiler. Daha henüz Yahudiler Medine'den sürmemiş Peygamberimiz. Sonra Hayber'e sürdü ya. Bozdular anlaşmayı da. Niye demiş oruç tutuyorsunuz? Biz 10 Muharrem'de demiş Musa'nın öncülüğünde Allah bizi Firavun'dan kurtardı. Demin anlattık ya komşum başımızda. Ulan demiş, ben Musa'yı sizden çok severim ama demiş size benzemeyeceğim. 9, 10, 11 oruç tutmuş. Bak onlara ben özellik koymuş. Kendini özel dinde bile kendi özel marka koymuş. 9, 10, 11 Muharrem'de oruç tutmuş. Şimdi Muharrem 9, 10, 11'i oruç tutmak efendim sünneti. Bu ilmi de buldun mu alacaksın. Ama bir adım ileri götüreceksin. Gene sen başa geçeceksin. Öyle emir öyle. Yatmayacaksın. Bir numara sen olacaksın. Yattıysan hesap vereceksin. Her konuda senden öğrenecek insanlık. Her şeyi. Vasat ümmet bu demek. Onun için çok zor hesap vereceğiz biz. Şimdi dünya teknikte bizden ileri falan. Biz bir numara olmak zorundayız. Bu ayete binaen. Onun için her sahada kabiliyetli olanlar, çocuklarınızı okudunuz. Tabii mümin olarak, ahlaklı olarak, Kur'an'ın emirlerine uygun olarak dedik ya, sadece din ihtiyacı yok ki. Esnaflık da var, ticaret de var. Her sahada Müslümanların işini görecek elemanlara ihtiyaç var. Yalnız iman, ahlak, sırf Allah rızası, düşüncesi başta olmak üzere. Evet, Efendimiz öyle söylüyor. Ve böyle güzel alimlere de meclisleri oturup kalkacaksınız, sohbetleriyle oturup kalkacaksınız. Onlar kılavuz, onların peşinden gideceksiniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi uyarıyor, bize uyarıyor. İlim için nereye giderse
gidiniz alınız. El ilmu dalletul mümin haysu vecedehu ahazehu. Müminin yitik malıdır. Nereye olursa olsun gider, alır, öğrenir. Ama dediğim gibi taklitçilik İslam'da yok. İslam kişiliği var. Her sahada ondan aldığı ilmi biz bir adım öne götürecek. Kendi özelliğini koyacak. Her sahada böyle. Cenab-ı Hak bizi güzel peygamberimizin bu uyarılarına uyan gerçek müminlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.